videolarımda söylediğim gibi arka arkaya bir alışveriş videoları gelecek. Bu sefer de Kiko'dan aldıklarımı sizinle paylaşacağım. Bu en son alışveriş videomda iki tane Kiko'dan aldığım ürün göstermiştim. Biri fırça, biri ruj. Onların dışında yeni aldığım ürünler bunlar. Bunun dışında da daha evvelden benim yurt dışından getirttiğim, aldığım Kiko ürünleri vardı. Onları buna katmadım. Yani tamamen bir Kiko ürünleri incelemesi değil. Geçen videomda söylemiştim sanırım galiba. Kiko ürünleri bence fiyatları Türkiye'ye gelen fiyatları uygun fiyatlar. Çok ucuz fiyatlar değil ama işte dediğim gibi euro ile hesapladığınız zaman fena değiller ve indirime girdiği zaman gerçekten uygun indirimleri oluyor. Şu anda da indirimdeler. Bütün ürünleri değil, bir kısım ürünleri indirimde, takip etmek gerekiyor. Çabuk tükenebiliyor ve şöyle bir sorun var, ben de o hataya düştüm. Mesela bir seri farları indirimde görüyorsunuz fakat hangi, yani seçtiğiniz rengin indirimli olup olmadığına dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü o seride 30 tane far varsa onun içinden sadece 25 tanesi indirimde olabiliyor. 5 tanesi indirimde olabiliyor. Bir kısmı %30, bir kısmı %50 indirimde olabiliyor. Yani renklere göre de indirimler değişebiliyor. Ben o yüzden sanırım 2 ya da 3 ürünü tam fiyatıyla aldım. Öyle. Yani bu pakette olan ürünlerin hepsi indirimli ürünler değil bu arada. Elime geldiği gibi size göstermeye başlayacağım. Birincisi bu. Ben bunu makyaj temizleme mendili diye aldım. Pure Clean Scrub and Peel Wipes. Bunlar exfoliating, yani scrub yapan mendiller. Hande de bundan aldı. Ben bunun fiyatını mesela 9.90 diye gördüm üstündeki etiketi. Fakat yanlış görmüşüm. Bunlar 24.90'mış. Asla bir mendile öyle bir fiyat normal şartlarda vermem. Almış oldum, deneyeceğim. Hande denemiş, biraz yapısının çok sert olduğunu söyledi. Ben henüz bilmiyorum. Bir deneyeceğim, bakacağım şey. Ama hani indirimde bulursam ve beğenirsem alabilirim ama 25 lira böyle bir mendile herhalde vermem. Çok büyük aşk yaşamazsam diye düşünüyorum. İlk aldığım ürün buydu. İkinci aldığım ürün de biliyorsunuz bu makyaj süngerleri, pek bir moda. Hepimiz bayıla bayıla kullanıyoruz. Ben de hastalık halinde her bulduğum deniyorum. Bu iki çeşidi vardı. Biri mordu ve daha böyle şeye benziyordu. Beauty Blender'a benziyordu. Bu o daha pahalıydı nedense. Bunun adı da Precision Makeup Blender. Bu daha ince uçlu, öyle daha detaylı iş görmek için güya. Deneyeceğiz, bilmiyorum. Şöyle kutusundan çıkartayım. Şöyle inceliyor aşağıya doğru ve bu ucu da böyle sivri. Değişik yapısı olan değişik bir sünger. Böyle sıkınca çok süper lastikimsi değil. Yani bir Dirty Works'ün kafana at kırılsın şeklinde olan durumu değil. Daha yumuşakça ama asla bir Beauty Blender yumuşaklığında diyemem. Yine de bunu da yıkayıp kullandıktan sonra yorumumu yapacağım. 27 lira 26 lira civarındaydı. Eğer yumuşak bir yapısı varsa fiyatının uygun olduğunu düşünüyorum. Bir diğer aldığım ürün, almazsam herhalde çıldıracaktım. Color Fever serisinin dörtlü far paletlerinden. Ben de bu tarz farların yine Kiko'dan çok büyük bir paleti vardı. Esra göndermişti. Bayılıyordum. Esra bunu da Hande'ye göndermişti. Hande'de gördüğümden beri bu renklere hasta olduğum için hep aklımdaydı bu. Şöyle rose gold renklerden oluşuyor. Mürdüm falan, daha doğrusu rose gold demektense mürdüme daha yakın renklerden oluşuyor. Bu renkler de elimde hiç yoktu biliyorsunuz. Ya hastasıyım bu renklerin, ne yapayım. 101 numaralı palet bu. 49 lira 50 lira gibi bir fiyatı vardı. Bu da indirimde değildi ama tam fiyatla da olsa nasıl olsa alacağım bu paleti biliyordum. Aldım, rahatladım. Bu arada Kiko'nun kullandığım bütün farlarından, tekli farlarından bile çok çok memnun kaldım. Hele uygun fiyatlı olan yuvarlak tekli farları var. Onlar bile çok güzel. Şimdi elimdekilerden göstereceğim. Bunlar Kiko'nun klasik tekli farları. Daha evvelki yıllarda bunları yurt dışından almıştım. Bu mesela 136 numara, şahane şahane bir mürdüm. Fiyatları da bunların, yanlış söylemeyeyim, yine de gidip bakmanızda fayda var ama 14-15 lira civarı olması lazım. Ki bunlar da indirime giriyor. Yani indirimli serileri var. Bakmakta fayda var. Onları göstermişken bir başka seri. Ki bundan da dayanamayıp iki tane aldım. Ambalajları şöyle, ortası delikli. Bu serinin adı Color Sphere. Şöyle. Ve benim aldığım iki renk şöyle.
05 ve 27. Yakın çekimde görüyor olacaksınız renkleri. 05 muhteşem bir kahverengi. 27 de böyle petrol yeşili, petrol mavisi gibi renkler. Çok sıradan renkler almak istemedim. Yani kahverenginin ne şeyi var diyecektiniz ama teklif farlarımda çok fazla benim kahverengim yok. Genelde nedense hep mürdümlere gitmişim. O yüzden bu iki rengi tercih ettim. Swatchladığımda da bayıldım. Bunları ıslak da kullanabiliyorsunuz, kuru da kullanabiliyorsunuz. Kuru kullandığınız zaman oldukça simli, böyle ışıl ışıl. Islak kullandığınız zaman da böyle folyomsu bir görünüm oluşuyor. Çok çok beğendim. Bunların bir tanesi indirimdeydi, bir tanesi indirimde değilmiş. Normal fiyatları yanlış hatırlamıyorsam ne kadardı? 14.90 mıydı? 24.90'dı galiba. Emin değilim. Fişim burada olmadığı için söyleyemem ama bunların bir tanesini indirimde, bir tanesini indirimsiz almış oldum. Ne yazık ki. Bir tane daha böyle serisinin her rengini toplamak istediğim bir far var. Bunlar neydi? Watercolor olarak geçiyor sanırım adı. Hemen kutusuna bakalım. Water eyeshadow. Şöyle bildiğiniz siyah klasik pakette geliyorlar. Ambalajları çok güzel. Böyle sağlam kutuları var. İçinde aynaları var minik. Çok şık gözüküyorlar ve bunlar MAC Extra Dimension farları gibi böyle kabartmalı bir yapıya sahip. Çok yumuşaklar. Bunlar da hem ıslak hem kuru kullanılabiliyorlar ama yani bence bunları kuru kullanmak yeterli. Hiç ıslatıp gerek yok yani ıslatmaya. Çok çok güzeller. Şu renge bayıldım. Çok çok da güzel renkleri var. Yine bunların bir tanesini indirimli, bir tanesini indirimsiz almışım. Normal fiyatları 37.90 diye hatırlıyorum. İşte bir tanesi %50 indirimle alındığı için gayet uygun bir fiyata geliyor. Ya da 34.90 galiba. Evet, 34.90. İşte 17 liraya falan geliyor. Bu da bir tanesi de hangisi indirimli hangisi indirimsiz onu bilemiyorum tabi. Bir tanesi de 35 lira gibi bir fiyata geliyor. İşte tek buna 35 lira hani bu sefer bilseydim vermezdim. Aa, renk çok güzel bir renk. Böyle içinde altın ışıltıları olan bir şeftalimsi, rose goldumsu bir renk. Bu sıralarda bu tarz renklere taktım. Şu anda da siz oradan pek göremeseniz de gözümde o olacak. 218 numara. Ve bu sefer almış olduğum yine açabilirsem. Tatatatam. Şahane bir petrol rengi. Bu da çok çok güzel duruyor. 213 numara. Bayılarak aldım. Nedense bu renkler canım çekti. Yani resmen renkleri canım çekti. Bu da 213 numara. Bu da daha evvelden denediğim ve elimde olan 202 numara. Kendisinin hastasıyım. Şöyle göstereyim. Şahane bir lilamsı. Vizon rengi diyebilirim. İçinde lilalık bulunduran. Bu arada beyaz tişörtün üstüne fondöten dökmüş. Alkış rica ediyorum. İlk kez giydiğim tişört. Alkış, alkış, alkış. Ve son olarak aldığım bunu Hande'nin arkadaşı oradayken buldu. Rengi gör görmez şey oldu böyle. Bana da bul. Bana da al. Çok güzel. Aslında hani kalem far şu sıralar çok kullanmıyorum ama 8 saat kalıcı long lasting sticklerinden bendeki 05 numara. Çok çok güzel de başka renkleri vardı. Bu sanırım %30 indirimdeydi. 20 liraya geldi fiyatı. Çok çok güzel bir renk. Tam rengi de tarif edemeyeceğim şu anda ama yani böyle mor desem değil. Rose gold desem değil, oradan görülüyor mu bilmiyorum ama yakına resmini koyacağım. Bayıldım. Bir de orada sürdük, biraz dolaştık. Sonra iyice sabitlenmişti. Gerçekten kalıcı olduğunu düşünüyorum. Kiko nerelerde var diye sorarsanız, ilk önce Bakırköy Capacity'de açtı. Sonra İstinye Park'ta açtı. Şimdi en son Tepe Natulyus'ta açtı karşıda olanlar için. Ben Capacity mağazasına ve İstinye mağazasına gittim. İstinye Park mağazasına. Sanırım Capacity'deki mağazası birazcık daha büyük, birazcık daha geniş ama aynı ürünler aşağı yukarı vardı. Biraz indirim dolayısıyla ürünler böyle tükenmiş durumda. Çünkü duyan gelmiş. Oldukça kalabalık ve güzel satış yapıyorlar ki bu sevindirici bir şey. Ürünlerin ülkemizde satış yapabiliyor olması, satış yapsınlar ki kaçıp gitmesinler daha sonra. Ben Kiko benim favori markalarımdan biri olduğu için çok memnunum. Dediğim gibi yüz ürünlerini falan da daha kışa doğru alıp denemek istiyorum. Çok çok geniş bir çeşitleri var. Öyle yani. Çok memnunum. Aldıklarımı da keyifle deneyeceğim.
Seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizin için de faydalı bir video olmuştur. Kiko merak edenler için. Bekliyorum ki Kiko'da bir internet satış sitesi açsın. Çünkü bütün dünyada internet üzerinden satış yapıyor. İnşallah yakın zamanda bizim ülkemizde de internetten satış yapar. İstanbul dışında olanlar da kolayca ulaşabilir. Seyrettiğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.